Ne yapıyorsun sen? Başıma gardiyan mı dikiyorsun bana sormadan? Sana söyleyecektim. Söyleyecektin. Hatice ile konuşmaktan fırsat mı bulamadın? Sakinleş diye bekledim Aslı. Bu kadar kızacağını düşünmedim. Ya benimle dalga mı geçiyorsun Mehmet? Güvenmiyor musun sen bana artık? Olur mu öyle şey hayatım? Ben seni düşündüğümden. Ev uzak. Rahat git gel her yere diye. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Ne o, bir saatte bir haber mi verecekti sana? Ne diyecekti? Aslanım buraya girdi, aslanım şuradan çıktı. Abi Mehmet Bey, aslanıma ulaşamıyorum, şu an göremiyorum. Ne bu? Tamam hayatım, sakinleş. Sakin falan olamam Mehmet. Herkes bana sakin olmam gerektiğini söylüyor ama ben sakin olmayacağım. Düşüncesizlik ettim. Affedersin. Bana bak Mehmet, bu söylediklerimin altını çiz. Ben o kafesteki kuş değilim. Ben Hatice gibi kaderime de razı gelmem. Ablam gibi de kendimi ezdirmem. Yok öyle yani. Ben özür dileyim, çiçek alayım, gönlünü alayım. Yok. Öyle bir dünya yok. Bana nasıl davranırsan ben de sana öyle davranırım. Öyle gelirim. Tamam. Şoför kullanma. Tabii ki de kullanmayacağım. Ya Mehmet, benim yakında raporum bitiyor. Ben okula döneceğim. Ya şoförle mi gideceğim ben okula? Ya zaten herkes evlendim diye gözü üzerimde. Bir de neonla yazdırayım istersen arabanın üzerine, evlendim diye. Aslı. Bir şey konuşmamız gerekiyor. Daha önemli bir sorun var. Ne oldu yine? Evli olduğun için okula gidemeyecekmişsin. Yasalar böyleymiş. Çözüm var. İstersen boşanalım. Okulun için diyorum yani. Bilmiyorum sen ne düşünürsün ama. Ne demek ya bu? Sen bahane mi arıyordun boşanmak için? Hayır Aslı, ne diyorsun? Tamam tamam, boşanalım. Madem boşanmak istiyorsun, iyi boşanalım. Delirme Aslı. Benim için kolay mı sanıyorsun? Ya dayanamıyorum seni böyle paramparça görmeye. Canım yanıyor benim. Sen Mina için kendini parçaladın. Okul senin için çok önemli, biliyorum. Ama sen dün annem beni dinleseydi bu durumda olmazdık dedim. Eğer pişmansan. Ben onu söylemek istemedim. Ya biz zaten evlenirdik. Yani okulumu bitirirdim ben. Eğer bizi bu kadar zorlamasalardı, şartlarımız bu kadar zorlamasalardı, uygun bir zamanda, uygun bir yerde zaten evlenirdik. Biz birbirimizden vazgeçmezdik. Elini tutarken beklediğim bu kadar sert bir şey değildi. Senin bu kadar zor bir durumda bırakacağımı, bu kadar fedakarlık isteyeceğimi bilseydim. Ne diyeyim? Vaatlerimi tutamadım. Boş bir özür mü dileyim? Evet, zor olacak demiştim ama bak biz hayallerimizin ötesine geçtik. Sana yalan söyleyemem, bunu yapamam. Evet, evdeki her şey benim için çok zor. Çok zorlanıyorum yani, yıpranıyorum. Ama biz bunca şeyi bunun için göze almadık. Ama zor diye ben istediğim şeyden vazgeçmem. Senden de vazgeçmeyeceğim. Biz bunca savaşı pes etmek için vermedik. Eğer bu kale yıkılırsa bak, seni gebertirim. Gebert kız. Ölümüm senin elinden olsun.